Erdem dün bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Mahkemeye başvurup adımı Mecnun olarak değiştireceğim dedi. Mecnun mu? Evet. Hani Leyla ile Mecnun var ya. Anladım. Mecnun gibi aşığım ben de demek istiyor yani. Senin abla Leyla ile Mecnun kim? Sen bilmezsin Nazlıcığım. Ya ne olur yapalım da söyleyin. Nazlıcığım sen bebeklerinle falan oynasana. Ben sizle konuşmak istiyorum. Ama bunlar büyüklerin arasındaki konular. Yani sen zaten anlamazsın. Evet bir tane. Bunlar senin anlayacağın türden konular değil. Neden beni aranızda almıyorsunuz? Çünkü siz beni sevmiyorsunuz. Nazlıcığım. Leyla ablanla bizim aramızdaki yaş farkı daha az. O yüzden onunla konuşabilecek daha fazla konumuz var. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Nazlıcığım. Aa, Nazlıcığım. Nazlıcığım. Neyin var? Yok bir şeyim. Peki fındık kurdumun benim bir şeyi var. Gel bakalım. Hop. Anlat bakalım bana neyin var? Ah, oh be. Öyle arası ölümlü olmak ne kadar zor bir şeymiş be Lucifer. Özlemişim kendimi be. Evet, şimdi kötülük zamanı. Şu minibüsün frenlerini bozalım. Benim için çocuk oyuncağı. Minik yavrucaklar okula gitmek için bu minibüse bindiklerinde bu onların son yolculuğu olacak. Hem de gerçek anlamda. Ne güzel bir kötülük ya. Lucifer, sen de ölümlü olmak ister misin Lucifer? Tamam. Kendini yorma, anladım ben seni. Bahçede görünmeden yaşayabilmen için seni kaplumbağaya sevireceğim. İtiraz olan varsa şimdi konuşsun ya da sonsuza dek sussun. Güzel. Hazır kimsenin de itirazı yok. Ben de Ütopya Belediyesi'ni bana verdiği yetkiye dayanarak seni kaplumbağaya çeviriyorum Lucifer. Gel bakalım Lucifer Efendi. Baba, bahçede sakın ha havlamak yok. Sırrımıza aşikar etme. Bıcırık. Sana bundan sonra bahçede cıvırık diyeceğim. Sakın çaktırtma ha. Ya bir de bu çiçekleri yersen ben de seni yerim. Hom. Hadi bakalım. Şirin. Ben de artık bu bahçe işlerine bakalım. Hepinizi yolacağım ya. Durun sabredin. Az kaldı. Canım sıkılıyor. Oo, niye sıkılıyor anlatmayacak mısın? Benim hiç arkadaşım yok. Olur mu öyle şey aşkım? Bak ablaların var senin. Onlar beni aralarına almıyorlar. Ya iyi ama bizim ilgi alanlarımız Naz'ın ilgi alanlarıyla aynı olamaz ki zaten. Yani oturup bu yaşta onunla evcilik oynayacak değiliz. O da doğru. Biraz ablaların da haklı Nazlıcığım. Peki ben kimle oynayacağım? Güzel soru. Peki sen kimle oynayacaksın? Yalnız geç kalıyoruz, gitmemiz lazım. Aa evet. Hadi Nazlıcığım gel. Hadi bakalım. Hadi kızlar, sizinin geç kalmadan ben Nazlı'yı yolluyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Gel bir tane. Bak sana ne diyeceğim. Ben boş zamanlarımda gelip seninle oynayacağım, söz tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi bir öpücük ver bana. Oh, hadi bakalım iyi dersler. Koş. Na 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 Selena, Selena, Selena. Aslanım çok rica ediyorum efendim. Beni bu çobanla alışverişe göndermek, aslan dolu bir kafese ceyle bakmak. Ya tutayım efendim ama gitmeyeyim. Ay, amma uzattın canım. Kinyas. Buyurun toprağım. Ay bana bak. Zülfikar'la beraber alışverişe gideceksin tamam mı? Giderik. Ha, ayrıca aklımdayken bahçenin çok güzel, çok şık, şahane görünmesini istiyorum. Misafirlerim geliyor biliyorsun. Bahçe zaten sayemde şahane görüküyor.
Kızlar! Aslanım kızlar, ben kızları götüreyim, alışverişe de gitmeme gerek kalmaz. Bu çoban tek başına gider efendim, lütfen ben kızları götüreyim, kızlar olmaz. Canım bir kere de, bir dediğimi bir kere de yapın yani cevap vermeden. Allah Allah. Ay. Aslıcığım bir sorun mu var? Yok yok, hiçbir sorun yok. Her şey kontrolüm altında. Bu arada günaydın, çok güzel kravat. Sana soran oldu mu Kinyas? Sana soran oldu mu derken toprağım? Uzatma diyor, sakalı tersten alıyorsun, alerji yapıyor diyor. Aslıcığım ben çıkıyorum, çocukları da okula ben bırakayım istersen. Tamam canım ama senden bir şey rica edecektim. Zülfikar bana lazım, alışverişe göndereceğim arabayla. Sen taksiyle gitsen, kızları bıraksan, öyle halletsen işini. Tabii. Olur efendim, ben de gelip taksimetreyi tutarım, hadi kızlar. Hayır, hayır. O organizasyona gerek yok, ben çocukları taksiyle bırakırım, tamam. Hadi hoşça kalın. Tamam canım, hadi görüşürüz, kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin hepinize. Aslısımız için bol bol paralar kazan. Başarıdan başarıya koş canım. Bay bay. Ah. Aslanım, ne olursunuz beni bu çobanla tek başına... Ya o gitsin tek başına, ya ben gideyim. Ben bütün işleri yapayım, ev işi yapayım bugün ama o gitsin. Ya bir şey yapın ya. Hay amma uzattınız. Yani altı üstü arabayla alışverişe gidip geleceksiniz, bu kadar basit. Kıkkırıkkı! Aslanımı duydun toprağım. Hava yastığı, haydi arabaya. Ne? Yani dışarıdaki minibüsle mi? Sen bari büyütme Kinyas. Ay şu şiş köpeğimle ben mi gideyim yani alışverişe siz varken? Ha? Ya arabaya ne gerek var? Hem boşu boşuna mazot parası. Hem ben araba tutar ki bu minibüs. Vallahi bırakmaz. Efendim bakın ben tophanede yetişmiş bir insanım. Gerçekten bu çobanla dışarı çıkarsam eşim, dostum, akrabam, arkadaşlarım görür. Bana derler ki hop Zülfo ne yapıyorsun yanındaki kim? Ya ben kaldıramam efendim, ne olursunuz. Aa! Ay yeter! Bu evde patron kim? Ha? Benim değil mi? Benim dediğim yapılacak. Aa! Ay kapı da burada kapanmıştır. Zülfikar sen çık bakayım dışarı. Arabanın yağına tuzuna neyine bakacaksan bak, biraz şoförlüğün belli olsun canım. Çık! Sen kal. Şuradaki saksıların yerini değiştireceğiz. Şöyle ortalayalım biraz diyorum. Emredersiniz toprağım değiştirek de. Ya gerçekten arabaya gerek yok. Hem benim için spor olur, jogging. Yürü Kinyas, yürü! İşte yürüyeyim diyorum ben de. Görüşler ortak. Pistir şimdi. Rahat ver bizi. Defol, defol. Cıv cıv cıv. Ha, vurdum. Yok oldu. Puf. Affedersiniz müdür hanım ama benim köyde bir teke vardı. Sipsivi boynuzları vardı bu tekenin. İkide bir gelip benim popoma toz atıyordu. Heh, hala izleri vardı, göstereyim mi? Daha neler? Ben size bak, işine bak, işine. Bakıyorum canım işte, Allah Allah. Ha ne diyordum ben? Baktım ki ben bu deli tekeyle başa çıkamayacağım. Ben de düşündüm, bir karar verdim. Onu içten fethetmeye karar verdim, içten. Ha huyunu suyunu öğrendim. Ona üzüm verdim. Tuz yalattım. Ya işte öyle. Ne olduk? Sonra biz o tekeyle arkadaş olduk. Kardeş olduk. Ya işte böyle mi? Çok enteresan. Sonra ne yaptın? Böylece ona yakın oldum. Onu iyice tanıdım. Arkadaş kisvesi altında onu ele geçirdim. Sonra bir gün bizim yardan aşağı bir tutam ot atıverdik. Arkasından da keçi atlayıverdi. Böylece Allah'ın rahmetine kavuşuverdi. Allah Allah, çok ilginç. Sonra? Kafayı çalıştırmak lazım. Bükemediğin bilekle arkadaş olacaksın. Ya. Evet. Ben de Selena denen fettanla arkadaş olup onu içten ele geçirmeliyim. Akıl vermek gibi olmasın müdür hanım ama insanın aklı en büyük silahtır. İlk adım olarak ona bir hediye versem hiç fena bir başlangıç olmaz. Aferin Behlül Efendi. Ha? İşini çok iyi yapıyorsun. Çok güzel temizlik yapıyorsun. Devam et. Of be. Şuraya bak ya. Arabada bir gram hidrolik kalmamış ya. Bunun freni böyle tutmaz ki. Ben nasıl gittim bu kadar zamandır ya? Resmen Allah'a emanet gidiyormuşum ben ya. Cık cık cık. Zülfikar silecek suyu biter. Zülfikar trigger kayışı kopar. Git ona baktır. Zülfikar git arabanın frenine baktır. Yok efendim lastiğini şişir. Bu ne ya? Her şeyden mi yetişeceğim usta? Yani aslında benim tarzım değil. Ben daha çok doğaydı, çiçekti, böcekti. Yani böyle natürel şeyleri seven bir doğal tabiatım var. Güzel güzel. Yalnız köri yazmayı unutmuşum. Bir pakette köri alırsın, tamam mı? Al bakalım alışveriş listesi. Ne listesi ya? Ah Zülfikar, seni başka bir işe göndereceğim bugün. Oh be,
Vallahi Aslı Hanım, beni bu çobanla alışverişe göndermiyorsunuz ya, size çok teşekkür ederim ha. Yalaka, işte yalaka. Neyle Aslı Hanım'ı bir geklere çıkartmalar? Biz bunları çocukken yapıyorduk oğlum. Aslı Hanım bu numaralar yemez. Gargara yapar, tikirir. Ay tamam, yeter yeter. Aslında doğru da söylüyor Kinyaz. Yalakalığı bırak canım, seni şeye göndereceğim ben. Çamaşır makinesi bozulmuştu ya, onu tamire götüreceksin. Nasıl isterseniz efendim, çıksınlar. Çıksın. Haydi haydi makineci. Sen de arabayı al. Ne? Ama araba... Bu araba şoförlüğün var demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Yok yok. Yani şoförlüğüm var var, var da... Yani ben başkasının traktörünü kullanamam. Allah Allah, niye? Misal benim annemgil de köyde darlaları traktörle sürüyordu. Bir gün döndü, teyzemgillerin traktörünü aldı. Bak bak bak. Traktör de o gün darlada sana bozul mu? Vap diye kalmış. Gülüm beni kaza işte. İşte aileden gelen bir huy. Can çıkar, huy çıkmaz. Gidemem, gidemem. Güzel. O elindeki alışveriş listesi, bu da araba. Derhal biniyorsun ve gidiyorsun. Ama... Ay Kinyaz, delirtme beni. Birazdan misafirlerim gelecek. Ben de seni sabahtan beri alışverişe göndermeye çalışıyorum. Daha açık söyleyeyim, özetleyeyim istersen. Ha? Ya bu arabaya binersin ya da sen bilirsin. Anlatabildim mi? Aslan benim koynum bulanır. Allah Allah! Bilmiyorum Kinyaz. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi bin 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 bin. Bindim, bindim toprağım, bindim. Oy, oy. Ya arabanın frenlerini niye bozuyorsun ya? Hadi git. Aa, ne bekliyorsun, kendi kendine konuşuyor hala. Çabuk. Of. Hayatım, yarın eğer işin yoksa tekrar ata binmeye gidelim mi? Ata mı bineceğiz? Evet. Atlarla kurulan dostluğu hissetmek çok güzel bir duygu. Ama eğer istemiyorsan... Yok yok, isterim. Hem sümestre tatilinde gitmiştik, ne kadar eğlenmiştik, hatırlıyor musun? Merhaba kankalar. Yine ne kaynatıyorsunuz bakayım? Selena'cığım, geçenlerde kendim için alışverişe çıktığımda... ...bunu da sana aldım. Çok yakışacağını düşündüm de, umarım beğenirsin. Benim için mi aldınız? Evet. Açmayacak mısın? Açayım mı? Aç, aç. Küpe. Evet, küpe. Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Güle güle tak o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Çok yakışacağına eminim. Ay pardon, bu arada sohbetinizi böldüm galiba. Ne diyecektim? Sohbetiniz bittiği zaman benim odama bekliyorum seni. Şöyle karşılıklı kadın kadına Türk kahvelerimizi höpürdete höpürdete kaynatırız biraz. İçeriz değil mi birer Türk kahvesi? İçeriz. İçeriz, içeriz. Görüşmek üzere. Kadına ne olmuş? Hayatım, kafasını bir yere mi çarptı acaba? Oh, vitesle değiştiriyorum. Oh, vallahi gidiyor araba. Aç, 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 aç. Vay be! Ne kadar güzel araba kullanıyorsun Kinyaz sen. Heh. Ama bir sorun var. Araba bir yere gitti yok Kinyaz. Niye ölümlü oluyorsun? Haydi ölümlü oldun. Frenleri bozuk arabayı niye kullanıyorsun ya? Ha? Ne diyorsun? Hadi çabuk çabuk yürü artık git. Yok yok, araba zaten gidiyor. Tabii. Daha hızı belli etmiyor. Yağ gibi kayıyor araba. Vallahi çok iyi bakmışlar. Helal yani. Elveda dedim ya. Elveda ölümsüzlük. Ütopya'yı çok özleyeceğim ya. Acaba Selena'yı mı çağırsam? Ama kızlar yok. Neyse. Seni bekliyorum Kinyaz. Frenleri patlak bu arabanın. Kesin gireceğiz bir yere. Umarım karşımıza hiç kimse çıkmaz. Araba! Oh! Ucuz atlattık ya. Allah! Elveda ölüm bir dünya! Elveda bir daha kimseye kötülük yapamayacağım! Oh!
çalışıyor. Birenler çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Vurdunluk. Vurdunluk toprak. Sakin. Sakin. Oh. Yani bir küpe bir insana bu kadar mı güzel yakışır canım? Yani sanırsın ki firma bu küpeleri senin için özel üretmiş Selena'cığım. Teşekkür ederim. Ayrıca kahve için de sağ olun. Rica ederim canım. Ne demek, ne demek? Afiyet şeker olsun, bal olsun, dirhem dirhem et olsun inşallah. bak şey ne diyeceğim? Sinemalara çok matrak bir film gelmiş. Böyle romantik komedi, tam böyle kadın kadına izlenecek bir film. Ben de kendi kendime dedim ki Selena ile şu filme gitsek, patlamış mısırlarımızı alsak, kahkahalar eşliğinde beraber izlesek dedim. Gelir miydin? yani olabilirdi. İsterdim ama bizim başka bir programımız var Burak'la. Başka bir plan yaptık. Başka bir plan mı? Evet. Biz yarın beraber at binmeye gideceğiz. At mı dedin? Doğru mu duydum ben? At dedin. Bak at deyince benim için akan sular durur biliyor musun? O kadar çok severim ki atla binmeyi. Bayılırım, bayılırım. Ay keşke ben de gelseydim. Evet tabii. Ben de çok severim. Çok zevkli bir spordur. Hızır. Bak duymuyorsun benim dediğimi. Gide senin gide. Ben de gelsem diyorum. Sizle beraber diyorum. Ata binsek diyorum. Üçümüz diyorum. Duymadın mı? Ama bak rahatsız olacaksınız gerçekten. Ant verdim gelmem. Yani ne kadar ısrar edersen et gelmem. Rahatsız olmayacaksınız gelirim. Ama olacaksınız dediğim gibi. Olursunuz. Olmazsınız. Artık tamam. Siz... siz de gelebilirsiniz. Gelin. Canım benim çok teşekkür ederim. Madem bu kadar ısrar ediyorsun ben de gelirim o zaman. Tamam yarın ata biniyoruz üçümüz. Şey yalnız bir şey söyleyeceğim. Üçümüz birden biraz ağır olmaz mıyız? Şöyle büyük bir beygir falan kiralasak ha? Fitnat Hanım ayrı ayrı atlara bineceğiz. Ayrı ha doğru. Aslında ben çok bindim ata. Kaç sene bindim. Yani hayatım atlar üzerinde geçti diyebilirim ama bir süredir binemiyorum. Unuttum doğru ya ayrı ayrı. şey ne diyeceğim? Yarın ata biniyoruz okey. Yalnız bugün Aslı'nın evine gelmemen için bir bahanen yok değil mi Selena'cığım? Aslı'nın evine mi? Niçin? Bugün kadı kadına Aslı'nın evinde bir parti vereceğiz de senin de gelmeni çok isterim. Lütfen gel, gelir misin? Bilmem, gelmeye çalışırım. Ay çok sevindim. Gel gel muhakkak gel. Beklerim. Tamam söz vermeyeyim. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Ne demek canım benim. Müsaade senin. İstediğin zaman istediğini yapabilirsin. Okul senin. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim canım. Güle 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 güle. Gel kendi. Seni gidip Fitnat. Hain planım işlemeye başladı işte. Çok kurnazsın. Harikasın Fitnat. Fitnat. Annem bugün akşamı size gelecek haberin var mı? Okul aile birliği toplantısı varmış. İyi işte hazır gitmişken isteğe versin senin yengesinden. Ha çok komiksin Erdem. Şaka yaptım ya utandım bakıyorum. Kim ben mi? Sen kendine bak oğlum. Leyla ile her konuştuğunda domates gibi kızaran benim sanki. Ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var? Surata bak domates surat. İşte bile kızarmadım. Hem benim cildim beyaz olduğu için sana öyle gelmiş. Hadi orada nereden yemezler. Surata bak kıpkırmızı. Vallahi Fitnat Hoca görmesin. Okulun önündeki kavşa kırmızı ışık diye koyar seni böyle durursun orada. Şunlara bak ya. Nasıl da gülüyorlar kikir kikir. Ay sırf seni gıcık etmek için yapıyorlardır Allah bilir. Gülsünler gülsünler. Senin hanım akşam yeteri kadar ağlayacak zaten. Ağlayacak mı? O niye? Aa ben size söylemedim mi? Bugün bizim evde okul aile birliği toplantısı var. Ekrem amca okulaşmaya mı karar verdi? Lütfen içinden konuşur musun Dilara? Okul aile birliği toplantısıyla Selin'in ağlamasının ne gibi bir bağlantısı var? Şöyle bir bağlantısı var. Ozan'ın annesi de okul aile birliğinde. Yani o da gelecek. Kıvılcım hiçbir şey anlamadım desem ne dersin? Dilara'nın yanında fazla takılıyorsun derim. Kızım anlasana. Aslı'ya söyleyeceğim. Bugün evdeki servisi mermisi her bir şeyi seninle yaptıracak. Anladım galiba. Selin Ozan'ın annesinin karşısında hizmetçilik yapacak. Aynen öyle. Ay rezil olacak desene. Hem de nasıl? Ozan'ın annesi de Selin'in gerçekten hangi sınıfa ait olduğunu görünce oğluyla bir konuşur değil mi? Kesinlikle. Ozan'ın annesi Selin'in bizim sınıfta olduğunu bilmiyor mu? Ay Dilara sana inanmıyorum ya. Zaten bir tane beyin hücrem var. Onun da günde 20
3 saat dinlendiriyorsun kızım ya. Ay tesadüf ederim Kıvılcım. Benim en az 3 tane beyin hücrem var. Neyse kızlar bu akşam işte siz de bize gelsenize. Senin rezil oluşunu beraber izleyelim. Harika olur. Hadi kalkın. Hadi yine iyisiniz. Şişenin dibinde kalan yudumlarınızı da getirdim. Size şimdi gaz uzayacak paranız da yoktur. Yazık. Hadi paylaşın kardeş payı. Hiç gerek yoktu Kıvılcım. Selim bir şey isterse sonuçta ben ısmarlayabilirim. Ne de olsa erkek arkadaşıyım. Teşekkür ederim Ozan'cığım. Çok incesin. Kıvılcım, insanın erkek arkadaşın olması ne güzel bir şey değil mi? Ama ben kime soruyorum yani sen nereden bileceksin ki? Kızım küçük müsün sen ya? Ay doğru, Kıvılcım bilmez. Onun hiç erkek arkadaşı olmadı. Kestin seni dile uğruyor kız. Efendisi ne olacak? Bakalım Ozan'ın annesinin karşısında rezil olunca da böyle gülebilecek mi? Küçük. Ara toplantıya her zamanki gibi tam zamanında geldin Selena. Evet, ben tam zamanında geldim ama yine biri ortalarda yok, geç kaldı değil mi? Evet, doğru söylüyorsun Selena. Son haftalarda Hades devamlı gecikiyor. Üstelik ben onu kötülük yaptırırken de görmüyorum. Acaba bu şeytanın sol kulağı nerede ne yapıyor? Bu kadar çok konuşarak burada olmayan birisi hakkında huzurunda dedikodu yapmanızı istemiyorum. Koş. Hoş geldiniz toprağım. Merhaba kötüler, merhaba. Yaptığınız güzel tezahüratlardan sonra size çiçek aldım. Çiçek pazarından. Kusura bakmayın yüceğiniz. Biraz geciktim. Ah üstün toprak oldu, özür dilerim. Bizi bekletmenden çok senin geç kalman sorun yaratıyor Hades. Kendine biraz çeki düzen ver. Gerçi bu bir ara toplantı. Kesin sonuçları almamıza daha 3 gün var. Ama yine de belirlenen saatte burada olman gerekiyor. Duydun mu? Robocop'tan kırma Hades. Asıl sen kendine bak, iyiliğin pençesine sıkışmış böcük. Tamam tamam kesin. Kavganıza burada değil, gidin dünyada taraftar kazanmak için devam edin. Seni ortalarda kötülük yaptırırken göremediğime göre yaşlanıyorsun Hades. Hatice'ye değil, neticeye bakacaksın Selena. Ya da kendine bir gözlük alacaksın. Bakalım sonuçlar senin dediğin gibi mi çıkacak? Demeter, ara sonuçları alalım. Buyurun Yüce Onos. Evet, 3 günlük ara sonuçlar. İyilik 80.900. Kötülük 110.492. Ama bu nasıl olur? Olur olur. Bal gibi olur. Ya bunda şaşıracak ne var Serena? Tabii ki kötülük iyiliği geçecek de. Ama ben seni hiç kötülük yaptırırken görmedim. Kesin bu işin içinde bir şey var. Tamam Selena, bundan sonra kötülük yaptırırken seni de şahit yazarım. Bak Selena, ağzına layık kötülük yaptım. Gel ye derim. Çok komiksin. Sen bir de beni dünyada gör. Abla ya, ben çok yoruldum. Kıvılcım abla neden bizi taksiye almadı? Biliyorsun işte Kıvılcım, her zamanki gıcıklı. Hem boş verin, ne güzel yürüyüş yapmış olduk. Aa, o kim? Bilmem. Abla, kız ağlıyor da. Niye ağlıyorsun sen? Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Ben kayboldum. Kayıp mı oldun? Evet. Peki evin nerede? Bilmiyorum. Annenle baban? Annemle babam seyahate gitti. 2 gün sonra dönecekler. Nasıl yani? Seni tek başına bırakıp mı gittiler? Allah Allah, ne insanlar var ya. Adın ne peki senin? Melek. Abla eller düşmüş. Kızlar ne yapacağız şimdi? Polise falan mı haber versek acaba?
abla, bizim eve götürsek hem Selena'nın arabasını bulmaya yardım eder. Nazlıcığım, biliyorsun ki yengen buna hayatta izin vermez. Abla, biz de gizliceğine sokarız, bizim odaları saklarız, hadi lütfen. Sana misafirlerimin sosyeteden olduğunu söyledim değil mi Müstesna? bunlar ne? Zeytinyağlı dolma aslanım. Ha, güzel. Keşke gözleme filan da yapsaydın. Ay, keşke yapaydım. Ama vakit kalmadı ki aslanım. Hey, yani vakit olsaydı utanmadan gözleme filan da yapacaktın öyle mi? Ay Müstesna, sen beni delirteceksin. Delirteceksin beni. Ben ne diyorum sana? Bunlar sosyetik insanlar. Zengin insanlar. Bunlar öyle buldukları her şarabı içmeyen insanlar. Böyle durduk yere insanları rencide edebilecek insanlar. Anlıyor musun beni? Böyle dolmaydı, gözlemeydi yemezler. Ben elimden geleni yaptım vallahi Aslı Hanım. Elinden gelenin fazlasını istiyorum o zaman. Bana bak Müstesna, bu masa bir saat içerisinde sosyete masasına dönmezse 118'i arayacağım. Niye biliyor musun? İş ve işçi bulma kurumu. Çaktın. Anlaşıldı Aslı Hanım. Ha. Aslı. Ha güzel kızım. Aslı, burada kimse yok, sen bana mı dedin güzel kızım diye? Sana dedim tabii bir tanecim, sen çıkabilirsin. Ha canım söyle. Neyse, işte bugün Ozan'ın annesi gelecek ya hani. Evet. Ozan'la Selin'in ayrılması için yardımına ihtiyacım var. elimden geleni yaparım canım. Anneler bugünler içindir değil mi zaten canım kızım benim, güzelim kıvırcığım. Mesela Selin, Ozan'ın annesinin önünde evin hizmetçisi olursa... ...belki de Ozan'ın annesi Selin'le birlikte olmasına izin vermez. Evet evet, Selin bir günün evin hizmetçisi olsun aslında, ne olur. Senin sevimli şey. Hep böyle muzurluklara çalışıyor aklın. Ay ben de senin yaşındayken böyle miydim acaba? Canım benim, merak etme, hallederiz bir tanecim. Sağ ol Aslı. Ay canım benim canım. Müstesna! Buyurun Aslı Hanım, sushi yapacaktım da. Sushi Müstesna. Aman canım her neyse, şey diyecektim. Benim canım Tekirdağ köftesi istedi de. Kim? Köfte. Tekirdağ köftesi diyorum. Canım Tekirdağ köftesi çekti. Bir zahmet Tekirdağ'a kadar gidip alır mısın? Aslı Hanım, burada yakında da Tekirdağ köftesi var. Öyle mi? Ay ben bunu düşünemedim değil mi Müstesna? Ben ne diyorum sana Müstesna? Tekirdağ'a gidip bir porsiyon Tekirdağ köftesi alacaksın. Canım çekti. Canınız İskender isteyince de Bursa'ya gidersiniz. Bana bak Müstesna. Washington portakalı istemedi mi dua etsen? Çık bakayım çabuk. Tekirdağ uzun yol. Hadi anca gidersin. Anca gidersin. Yürü. İyi de Aslı Hanım, misafirler geldikten sonra servisi kim yapacak ki? Sen merak etme. Ben onu düşünürüm. Senin o küçücük kafandaki kıt kapasiteli beynin bunlarla yorulmasın canım. Hadi çık. Peki Aslı Hanım. Ha. Aslı, ben de gidip de Dilara ile İrem Su'ya haber vereyim. Tamam canım. Hadi hadi. Kızlar, şimdi siz bizi burada bekleyin tamam mı? Leyla ablanızla içeriye bir kolaçan edeceğiz. Sonra sizi çağırırız tamam mı? Merak etme ablamlar, birazdan bizi içeriye alırlar. Yengem salonda. Kıvılcım? O da odasındadır herhalde. Ama önce yengemi oyalayalım. Tamam. Merhaba yengeciğim. Aman merhaba merhaba. Ay siz sakın geç kalmayın olur mu? Hep tam vaktinde gelin. Biz de hiç merak filan etmeyelim sizi. Ver bakayım şunu, ver. Alo. Alo. İsterseniz mutfakta konuşun. Orada daha iyi çekiyordu. Allah Allah. Yani durduk yere şimdi evimin salonu kapsama alanı dışına mı çıktı anlamıyorum ki. Alo. Ay, yüksek sesle biraz kardeşim. Duymuyorum ki ya. Allah Allah. Alo. Kızlar hadi gelin çabuk 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 çabuk. Aslı.
Ay çok yorulmamışsınızdır umarım. Özellikle sen Selin. Daha bugün yapacak çok işim var. Ne işi? Ay anlarsın anlarsın. Ne demek istedi ki şimdi bu? Ay boş ver, kıvıldım işte, saçmalıyor. Neyse, seni görmedi ya. Hadi yukarı çıkalım. Hadi gidelim Melek. Başardık. Melek, sana oyuncaklarımı göstereyim mi? Göster. Nazlıcığım, bu işe en çok sen sevindin galiba. Neyse, hadi oyalanmadan hazırlanmaya başlayalım. Biliyorsun ki bugün çok güzel görünmem lazım. Tabii. Müstakbel kaynanan gelecek ne de olsa. Leyla. Tamam. Hadi gel, elbise seçelim. Selin! Yengem! Melek, çabuk masanın altına saklan. Aa! Selin, sen hala burada mısın çocuğum? Anlamadım yengecim. Ay anlasan şaşarım zaten. Mutfağa en çabuk yavrucuğum. Aa, koş koş koş. Hadi mutfağa değil. Mutfakta ne yapacağım? Aa, ne yapacaksın canım? Ata bineceksin. Ne yapılır ki başka mutfakta, değil mi? Ay Selin, delirtmesene beni. Pasta börek yapacaksın tabii ki. Biliyorsun misafirlerim gelecek canım. Envai çeşit kek, börek, kanepe. Artık aklına ne geliyorsa hazırlamanı istiyorum. Ha bu arada unutmadan, misafirler gelince servisi de sen yapacaksın. Evet, öyle ekmek evden su gölden yaşamak yok. Madem beslemesin, hizmet et. Aferin kızım, doğru. İyi de Müstesna teyze. Müstesna teyze? İşi çıktı canım. Tekirdağ köftesi almaya gittin değil mi aslında? Evet, erken gelirse de Rusya'ya göndereceğim. Rus salatamız bitmiş. Yani bugün evin hizmetçisi sensin. Evet. Üstünü değiştir, fazla oyalanmadan derhal mutfağa. Yoksa çok fena rencide ederim biliyorsun. Acımam ederim. De ben kek yapmayı falan bilmem ki. Ay onda ne var canım? Aynaya bak, ne giriyorsan aynısını yap. Ay çok komik. Değil mi, değil mi? Ha, bu arada belki haberin yoktur. Ozan'ın annesi de gelecekler arasında. Hani böyle beğenirse seni belki evine hizmetçi alır. Melek gel. Selin hadi sallanma. Of ya. Yani haftalardır okuyorum, daha ön sözü yeni bitirdim. Ay, canım bitmez bu kitap. Ay, Müstesna kapıya bak. Ay, ay ne kadar dalgınım. Müstesna'yı Tekirdağ köfte almaya gönderdim ya, unuttum. Ay kafa. Geldin. Hoş bulduk. Aa, ilk ben geldim galiba. İlk sen geldin. Aman iyi oldu. Biraz oturur dedikodu yaparız hayatım. Geç geç. Hemen anlat bakayım. Ne var ne yok ha? Haberler ne? Şekerim, haberler çok güzel. Yarın Selena, Burak ve ben ata bineceğiz. Yani anlayacağım, Burak'cığımla baş başa kalacağım. Nasıl olacak o? Selena da gelecek dediğin gibi geldi de. Evet dedim. Dedim. Şekerim sen Selena'yı merak etme. Ben onu ekerim. Benim adım Fitnat. Fitnat. Yaparsın sen ya. Sen ne cinsin, korkulur senden vallahi. Fit bak bu da güzel. Fitim. Şekerim ben bunca zaman boşuna vakit kaybetmişim. Meğer işin kolayı varmış. Kaleyi içten fethedecekmişim. Ay geldim geldim. Ay jet sosyetesi geliyor tek tek. Geldim. Ah canım, gel gel. Selam şekerim, ben geldim. Hoş geldin, geç geç geç. Ay diğerlerinden önce geldim, birazcık dedikodu yaparız. Geç geç, şöyle geç. Hoş geldin, hoş bulduk. Ay. Ya gelmeye başladılar. Leyla ya, bu biraz sıvı oldu sanki. Un koy o zaman. Şimdi biraz fazla mı oldu? Süt koyalım. Tamam, tamam. Leyla bu
koku ne? Börek! Ama kokutmuşsunuz be. Ay. Ne yapıyorsunuz? Aa, senin kömür böreği mi yaptın? Aa, kömür böreği mi? Hiç yememiştim. Deneyebilir miyim? Saçmalama be Dilara. Bir kere saçmalama. Bu börek senin spesiyelin. Öyle değil mi Selin? Kıvılcım gitsenize başımızdan. Aman canım, biz de meraklı değiliz sizin bu yanık böreklerinizi. Ozan'ın annesi gelip senin bu beceriksizliklerine neler diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Ben de. Hadi kızlar gidip süslenip püslenelim. Büyüleyici olmam lazım. Uf ya Leyla, ne yapacağım ben şimdi? Ya rezil olacağım Ozan'ın annesine. Ya boş ver, rezil falan olmayacaksın. Leyla nasıl rezil olmayacağım? Şu hale bir bakar mısın? Hiçbir şey beceremedim ki. Selena. Belki de becerebilirsiniz kızlar. Selena. Bugün çok güzel olmam lazım kızlar. Ozan'ın annesi geliyor. Görücüye çıkıyorum. Ya iyi de bu makyaj, bu kıyafet falan abartılı olmadı mı sence? Bugün Selin'den daha güzel olmam lazım. Ozan'ın annesi beni gördüğünde şaşırmalı ve çok beğenmeli. Niye ki? Oldu Dilara. İşimiz gücümüz yok. Bütün hikayeyi sana baştan anlatalım. Ay olur. Üf, İrem Susan sonra anlatır. Sen düzeltmeye devam et. Tamam. Çok güzel oldu. Değil mi? Ha, bu arada Aslı'yı kandırdım. Selin bugün evin hizmetçisi olacak. Bense her zamanki gibi evin prenses küçük hanımı. Evet. Ha bu arada Ozan'ın annesi seni beğenirse bu iş bitmiştir kızım. Ozan ne olursa olsun benim olacak kızlar. O kül kedisi hikayeleri ancak masallarda olur. Onlar hizmet etmek için doğmuşlar. Ay onlar dediğin kim Kıvılcım? Ben sana bir ara bunu ayrıca anlatacağım, tamam mı? Sen tara. Tamam. Şimdi kayınvalidem karşısına çıkma zamanı. Nasıl lan? Manyak! Benim manyak! 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 Aa, kızlar! Neler oldu burada? Ya şey, Aslı yenge mi misafirleri gelecek? Aa biliyorum evet, Fitnat Hanım beni de davet etti. Fitnat Hanım mı? Kızlar çok uzun hikaye, daha sonra anlatırım. Sen neden üzüldün? Aslı yenge her şeyi benim yapmamı istedi. Ama ben hiçbir şey beceremiyorum. Şu böreğe bir bakar mısın? Daha kötüsü de misafirlerin içinde Ozan'ın annesi de var. Ya zaten onlar rezil olsun diye Kıvılcım yıktı her şeyi senin üstüne. Bana yardım edeceksin değil mi Selena? Tabii edeceğim. Sen hiç merak etme. Ama önce şu kara böreği uzayın derinliklerine gönderelim isterseniz. Evet. Tabii önce bir de şu masayı temizleyin. Evet işte oldu. Şimdi biraz düşünün bakalım neler ikram edebiliriz? Kek. Tamam. Börek. Kurabiye ve poğaça. Pasta. Ha bir de kanepe. İşte tamam. Ah. Neredeyse unutuyordum. Bir genç kızın marifetini göstermesinin en iyi yolu yaprak sarmadır. Bir de içimden bir ses Ozan'ın annesinin en çok bunu sevdiğini söyledi. Ya harikasın Selena, çok teşekkür ederim. Ne demek kızlar. Ama ben yerinizde olsaydım Müstesna teyzeden en kısa zamanda nasıl yapıldıklarını öğrenirdim. Sonuçta artık sizler genç kız oldunuz. Tamam söz, öğreniriz. Tamam. Selena biliyor musun artık Nazlı'nın da bir arkadaşı var. Ha evet ya, telaşımızdan onu unuttuk. Ya biz Melek diye küçük bir kız bulduk sokakta, kaybolmuştu. Sonra da eve getirdik gizlice. Belki anne ve babasını bulmamıza yardım edersin diye düşündük. Ya tabii yardım ederim kızlar. Ama siz sakın şimdi Melek'ten kimseye bahsetmeyin. Ben daha sonra ilgilenirim. Her şey de hazır, sonra görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Selena. Aynur Hanımcığım. Yani kendi kızım diye söylemiyorum. Nasıl hamar attın? Ay her şey onda, her şey vallahi. Evet evet her şeyi var. Yani okulumuzun en iyi öğrencisidir Aynur Hanım. Ya nasıl zekidir. Baksanıza gözlerinden ateş fışkırıyor. Ay canım benim. Dans dersen dans. Piyano desen piyano. Yakında kitap çıkarırsa hiç şaşırmayın. Zehir zehir. Çıkarır. Kesin çıkarır. Çok güzel şiirleri var kızımızın. Birazcık daha su böreği alır mıydınız Aynur teyze? Almaz. Alırım kızım.
Maşallah, bu ne güzellik böyle. Bütün bunları sen mi yaptın? Evet, hepsini kendi ellerimle yaptım. Evet de sanki böreğin içi birazcık çiğ kalmış gibi, hamur hamur. Ay, pişmemiş ya. Zehirecek misin kız insanları? Biraz dikkat et. Aa, bunun tozu da yok, baharatı da. Aman tanrım, bu bozulmuş. Yo, bozuk değil, çok güzel. Değilmiş, çok kötü. Hiç beğenmedim. Oh. Kıvılcım diyordun Aslı'cığım. Kıvılcım diyor. Kıvılcım. Canım kızım, modayı nasıl yakından takip eder anlatamam. Evet evet, eder. Ben şahsen bizzat kendi gözlerimle gördüm, eder. Ya, sonra öyle bir bakımlıdır, öyle bir temizdir anlatamam. Şu saçlarına rağmen günde 4 öğün banyo yapar vallahi. Ya yüzün tuttu yavrucak. Ay öyleyimdir, huyum kurusun. Ama senin öyle mi? Ay pis. Ay hem nasıl pisler anlatamam. Ay inanın odalarının önünden geçemezsiniz kokudan. Ayol iki elleriyle bir yıkanmayı beceremezler, bitlenecekler diye korkuyorum. Biliyor musunuz biz Selin'e sınıfta ne diyoruz? Ne? Kokoreç. Ay çok komik bu kızlar. Ay o 3 tane hademe tuttum okula, bunların pis kokusu çıksın ya diye dezenfekte ediyorum. Böyle mayasıl kekremsi bir koku. Ekşi. Mis gibi kokuyor kızcağız. Ne kullanıyorsun Selin'cim? Lavanta. Ay bayılırım lavantaya. Ay benimki de lavanta. Cık cık cık. Selin yine mi benimkini sürdün? Çok ayıp. Aa, mahcup etme arkadaşını değil mi? İnsanların önünde özeniyor işte. Çocuk bir şey zannediyor. Hırsız hırsız biraz eli uzun götürüvermiş. Tabii parası yok ya, ne yapsın? Oradan buradan bulduklarını sürüyor garibim. Hem ben tembihledim. Dedim ki misafirlerimiz gelecek. Mideleri bulanmasın. Git güzel bir şeyler sürün dedim. Eline sağlık kızım, çok güzel olmuş. Sen böyle güzel yemekler yaparsan hiç aç kalmazsın. Ben seni benim ortanca ile tanıştırayım. Hem arkadaş olursunuz, çok iyi anlaşırsın onunla. Koskoca fabrikatörün oğlu böyle bir besleme kızla. Hiç yakıştıramadım Melda Hanım, hiç hiç. Sıraya gir ayol. Selin kızım haftaya bizde olacak. Önce Sedat'la bir tanışsın bakalım. Çok iyi arkadaş olacağına eminim. Hem hamarat, hem kibar, güzel. Beni utandırıyorsunuz Aynur teyze. Çok hamaratsın. İnşallah Allah Ozan'a nasip eder seni. Hamarat gelin ha? Ben mutfağa gidiyorum. Aa, kızım nereye olup gibi fırladın öyle? Önce ben bir bulaşıkları yıkayayım, sonra da çay koyarım. Koş canım koş. Ne oluyor ya? Çekil. Ay kendi kızım diye söylemiyorum. Elinden her iş gelir vallahi. Bazen okulun kantinine girer, mutfağa geçer, etrafı siler, süpürür, bulaşıkları yıkar, bir kahve yapar. Ana bu kadar köpük, bir de fal bakar, sizin gelmişinizi, geçmişiniz. İstersen abartma Fitnat'cığım. Selena'dır, ben bakarım. Ne alaka Selena şimdi? Ben davet etmiştim. Geldim. Selena'cığım, hoş geldin şekerim. Canım, bu ne güzellik, geç geç. Merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizden iyi olmasın. Geç otur canım. Canım bir tanem, kötü gün arkadaşım, kankim Selena ve Aynur Hanım. Memnun oldum. Memnun oldum. Zeynep Hanım. Memnun oldum. Ben de. Ve de Melda Hanım. Memnun oldum Melda Hanım. O şeref bana ait hanımefendi. Fitnat Hanım sizin bahsettiğiniz hanım değil mi bu? Hani kıskandığınızı söylemiştiniz. Ay, ne dediniz, ne kulağım su kaçmıştı yıkanırken, duyamadım. Biliyordum ki. Ay, lafınızı unutmayın, ben bir çayımı tazeleyeyim, şimdi geliyorum. Ben koyarım. Niye? Koyun. Siz ne diyordunuz hanımefendi? Diyordum ki. Şimdi ben mağazada çalışıyorum, sen de alışveriş yapmaya bana geliyorsun, tamam mı? Tamam. Hadi. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Ben bir elbise alacaktım. Şöyle bir şey var. Oğlum kaç lira bu? 100 milyar yeni Türk lirası. Tamam alıyorum. Biraz da pazarlık yap. Tamam, pahalıymış. En son kaça olur? 80 YTL. Ayağınız alışsın, kredi kartıyla da taksit yapabiliriz. Bilmem, bir düşüneyim. İsterseniz bunu alın, size çok yakışır. Tamam. İçin kıyıldı senin, gurul gurul karnın. Al canım, al bunu afiyetle ye. Ama Fitnat Hanım, bu yedirdiğiniz 3. tabak oldu. Daha fazla yiyemeyeceğim. Aşk olsun, daralırım vallahi. Bak yarın ata bineceksin de gıdık 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 gıdık. Güçlü kuvvetli olman lazım. Tamam ama bu son. Tamam, son olsun.
nasıl yapıyoruz prenses? Ya bırak, ben yaparım. Çekil. Bana yardım etmeye mi geldin? Ay tabii ki de hayır. Amacım tamamıyla Ozan'ın annesine hamarat görünmek. Kıvılcım. Ne var? Kaşıkları unuttun. Bu da benim sana kıyağım olsun. Gıcık. Sensin gıcık. Ay kuru kuru ya da hiç. Kıvılcım kızım nerede kaldın? Hadi. Hadi. Fikret, niye bu kadar yakın davranıyorsun anlamadım. Buyurun. Sağ ol canım. Al canım, al al. Oh. Selena Hanım çayınız geldi, alın buyurun. Aman kızım dikkat etsene, ne sakar şeymişsin sen. Değil mi, değil mi? Kıvılcım ne yaptın kızım, yaktın kadını. Aslı rezil oldum ben. Yavrum canım. Hamara kızım ilk defa oldu. İnanın Aynur Hanım görülmüş şey. Kusura bakma yani Aynur Hanım. Vallahi aslında on parmağında on marifet. Çok mu acıdı sizin göbeğiniz? Yoğurt vereyim sürü göbeğinizi. Selim'den nefret ediyorum. Sevdiğim her şeyi elimden aldı. Önce ailemi, sonra Ozan'ı. Ne istiyorsun Aslı? Canım iyi misin diye bakmaya geldim. Çok iyiyim. Beni seven kimse kalmadı. Çok iyiyim gerçekten. Aa, hiç öyle şey olur mu Bütencim? Ben seni çok seviyorum ama. Ama Ozan sevmiyor. Annesi de sevmiyor. Hep o senin yüzünden. Aman canım, senin de yani canını sıktığın şeye bak. Hizmetçiye verecek oğlu olan kadından hayır mı gelir hayatım? Ay, o kadınla yarından itibaren arkadaşlığımı kesiyorum. Kurtulalım ana kız canım. Bir bu eksikti Aslı. İstersen söyle annesine, Ozan'ı başka bir okula aldırsın. Olur bir tanem, olur güzel kızım. Sen öyle istiyorsan onları okuldan attırtıralım canım. Saçmalama Aslı, onu kastetmedim. Hem ben senin güzel kızın falan değilim. Selin'den de nefret ediyorum. Şimdi beni yalnız bırak, yoksa nefesimi bir daha almamak üzere tutarım. Aa, ama yapma bak böyle. Aslı suyu da üzüyorsun, ağlıyor içeride. Aslı suyu da alıp buradan git Aslı, o da beni sevmesin. Of. Bir şeye ihtiyacın olursa ben aşağıdayım, tamam mı canım? Olmaz. Beni yalnız bırak. Bunu da al. Asıl o zaman anne seni öldüğü zaman gördü mü Kıvılcım'la yengemin ifadeleri? Görmez olur muyum? Kızlar, ne dersiniz? Kıvılcım bugün gerekli dersleri almış mıdır sizce? Açıkçası Kıvılcım'ın kolay kolay ders alacağını hiç zannetmiyorum. Ben de. Olsun. O zaman Kıvılcım kötülükle bir yere gelinmeyeceğini anlayana kadar biz de ona ders vermeye devam ederiz. Nazlı'cığım, nasılsın? Mutlu musun? Hem de çok. Melek'le çok iyi vakit geçiriyoruz değil mi Melek? Evet. Canım benim. Vallahi hazır gibi yetişti Melek. Nazlı evde sıkıntıdan patlıyordu. O da çok iyi bir kız ya. Evet, çok iyi. Teşekkür ederim. Selena, sen neden teşekkür ediyorsun ki? Kızlar, yani Melek'e sahip çıkarak bana iyilik adına bir şey daha kazandırdığınız için teşekkür ettim. Rica ederiz Selena, sen bize her zaman yardım ediyorsun. Hem unutma, iyilik ve kötülük savaşında biz senin baş yardımcılarınız. Biliyorum kızlar, teşekkür ederim. Bu arada ben artık gideyim. Biliyorsunuz Hades gizlice kötülüklerine devam ediyor, ondan geri kalmamalıyım. Nazlı'cığım, ben Melek'in ailesini bulana kadar o size emanet, tamam mı? Tamam. Melek'cim, sen de ablaların okuldayken fazla ortalıklarda gözükme, tamam mı? Tamam. Anlaştık o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Selena, Melek'in seni bu şekilde giderken görmesi bir sorun olmaz mı? Aa, evet doğru söylüyorsun. Ben en iyisi kapıdan çıkayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Fatih, iş yok, güç yok, para yok, pul yok. Ama beni buraya getirdin ya, hakikaten kafa dağıttım ya. Hakikaten ya, akşam bir de rakı açarız. Oh, mis gibi. Bir de bir şey söyleyeceğim Helal, sen bu işi çözmüşsün ha. Bütün balıkları doldurdun kovaya, daha ben bir tane tutamadım ya. Ya kardeşim, seni beni var mı ya? Hep beraber yiyeceğiz işte. Kardeşimsin.
Oo, bizim muhteşem ikili balıkta. Dur, şunlara bir kötülük yaptırayım. Kolay etkileniyorlar nasılsa. Aa, etrafta kimse yok. Aa, en iyisi bunları birbirleriyle kavga ettireyim. Aa, baksana. Şunun kovası ağzına kadar dolu. Denizde ne varsa çekmiş be. Seninse kovanda bir tane balık yok. Bak bak ne kadar mutlu sen balık tutamadın diye. Şuna bir hesabını sorsana. Fatih. He. Arkadaşız kardeşiz her şeyimiz bir diyorsun. Bütün balıklar senin kovada duruyor. Ne iş? Adam olsaydın da tutsaydın. Şşş. İki balık tuttun havaya girdin. Kendine gel. Adamlığı senden mi öğreneceğim? Adamlığı da balık tutmayı da benden öğreneceksin. Ne olacak? Bak şimdi ne olacak? Ah! Allah! Ben seni şimdi o kovayı almaya göndermez miyim ulan? Gel buraya! Ne gel lan? Ordayı ben geliyorsun lan sen! He? Siz artık kendi başınıza halledersiniz. Ben kaçtım. Vur vur! Annem Selin'in hastası olmuş. Hadi be. Vallahi abi Selin diyor başka bir şey demiyor aşkım ya. Ben de onu çok sevdim gerçekten. Başka neler dedi? Çok merak ettim ya. Yaptığın yemeklerden bahsetti. Güzelliğinden bahsetti. Hanımefendiliğinden bahsetti. Of bahsetti de bahsetti. Ben sadece içimden geldiği gibi davrandım. Ben de annenle tanışmak istiyorum. Evet çok iyi olur. Kıvılcım ne yapıyorsun? Seni boğuyorum. Ama ellerin arasında bir kafa yok ki. Artık görebiliyor musun Dilara? Nefes alamıyorum. Olma zaten sen a**a yol açıyor. Hadi kalkalım kalkalım. Kıvılcım seni çok agresif gördüm. Kızlar o zaman benden iyice uzaklaşıyor. Ben hiçbir zaman senin olmamıştın ki zaten. Kızım bitti sen ya. Boğuyorsun kızı boğuyorsun. Behlül Bey. Bakın bu benim ata binme pantolonum. Niye ki? Başka pantolonla ata binilemiyor mu? Sen ne anlarsın zaten? Bu pantolonla daha rahat biniliyor. Bu özel bir pantolon. Ayrıca bu kostümün bana at üzerinde bambaşka bir çekici hava katacağına eminim. Bu da ata binme yeleğim. Nasıl? Allah Allah. Bizim köyde hiç kimse böyle yelek falan giymezdi. Ama ata da binerdi yahu. Sizin atla bu at aynı şey mi? İkisi çok farklı. Ayrıca Burak'cığım beni bu kostümler içerisinde görünce aklı başından uçup gidecek. Bu da ata binme gömleğim. Değil mi? Nasıl? Kaymak gibi bembeyaz ata binme çizmelerim. Vay anam vay vay vay. Bu da ata binme şapkam. Atla oluşturacağım sinerjik kombinasyonun çok etkili olacağına eminim. Anam yoksa kombinezonla mı bineceksin ata? Yapmayın müdür hanım. Bir görene olursa internetlere falan düşersiniz. Allah korusun efendim. Cahil Cüneyda. Hiçbir şeydir anlamıyorsun. Car 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 konuşuyorsun. Sen işine bak. Git dışarıları desin. Hadi. Gözüm görmesin seni. Yarın Burak'cığımla baş başa ata bineceğim için ne kadar misudum. Gerçi yanımızda o sarışın Fettan da olacak ama olsun ben onu hallederim. Ay. Birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna. Keşke kalbimi vermez olaydım. Ay. Aa. Selim, Leyla, Nazlı. Bu ne? Nazlıcık herhal vazgeçti bu pijamayı giymekten. Ben onu bir kaldırayım da bari. Boşuna kirlenmesin ortalıklarda. Nay nara nay nom dara dara day dom tak dara day ray ray dom. Müstesna. Ay ne korkuyorsun canım? Aa, öyle çığlık atıp durma ben de korkuyorum. Şey diyecektim ben. Benim yoga kitabım nerede? Yoga kitabı? Hani şu bağdaş kurma kitabı? Salondaydı Aslı Hanım. Salondaydı Aslı Hanım. Salonda olsa görürdüm değil mi? Kör müyüm canım ben? Salonda yok. Gene kaldırdım bir yere ama nereye koydun unuttun sonradan değil mi? Yok vallahi bir yere koymadım Aslı Hanım. Salonda televizyonun yanında.
kaydı. Demeyecek gördüm. Ay Allah Allah. Çok fena rencide edeceğim seni. Hatta sadece ben rencide etmeyeceğim. Dalaylama da seni rencide edecek. Çabuk gel benimle. Gel de bakayım. Bulmama yardım et. Tamam aslanım. Ben anlamadım. Ben şimdi çıkalım. O ne öyle? Aa, bu beslemeler parayı nereden buldular da bu güzelim tişörtü aldılar? Neyse, bunu alayım da kıvılcıma giydireyim ben. Nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Efendim, şu atlar konusunda ben birazcık izahat bekliyorum sizden. Atlar en kutsal hayvanlardır. Yani kimileri çok uysal, kimileri çok hırçın. Biniciler atını seçer, at da binicisini seçer. Biz rahat ve uysal olursak atlar da rahat ve uysal olur. Ama biz korkarsak atlar bizden daha çok korkar. Ama tabii ki korkar, bizi uçurmaz. Bizi keyif yaşatır. Ne güzel. Ben şu anda deminden beridir bir göz teması kurdum. Buna? Evet. Evet, hemen. Bir sinerji oluştu aramda. Hissedebiliyorum bunu. Ben buna binebilir miyim tabii acaba? Buyurun. Ah, canım canım. Sizin için bir mahsuru yok değil mi? Benim için yok. Benim için de yok. O halde ben atıma bineyim. Evet, evet. Sol ayağımızı böyle özengiye taktık. Özengi. Evet. Sağ elimizle. Tut bu biraz şey mi? Evet. Şuradan. Evet. Evet. Bir, iki, üç. Kendimiz eğerin üstüne attık. Bir, iki, üç. Ay. Evet, başardınız. Evet. Bindim canım. Aa, ne güzel atsın sen. Saçları ne güzel ipek gibi. Hangi şampuanı kullanıyorsun? Yaramaz. Ben fazla ağır biri değilim. Seni de yormam. Canım, nasıl durdun? İstiyorsanız siz de bu atlara binin. Bir deneyin. Tamam. Hayatım, önce sen bin. Tamam hayatım. Evet, hemen binelim. Binin, binin. Evet, sol ayağım özengiye taktı. Evet, bize de bu at kaldı. Tamam. Sol. Evet. Bakalım. İşte yani buna benzer oturuyor. Ben öyle oturamam canım. Hamileyim yani sonuçta. İş konsantre olmaya geldi. İyice konsantre olunca yerden 5-10 santim bile yükselenler varmış canım. Benim çakralarımın desi eksikmiş. Hepsini açacağım. Hepsini. Haydi bakalım konsantre ol. Aslıcığım. Karıcığım, hayatım. Ya tamam om da karıcığım, bak öğlen seni özledim, kalktım işten eve geldim. Gel şuraya iki satır muhabbet edelim ne olur. Ay Ekrem, niye konsantremi bozuyorsun canım? Yerden yükselmem an meselesi senin yaptığına bak, ayıp yani. Karıcığım, illa yüksekte oturmak istiyorsan gel kanepeye yanıma otur. Ay Ekrem, yani sen de bu köylülerin arasında dura dura köylü oldun çıktın. Yani hiç yok değil mi aklında uzak doğu felsefesi, Dalai Lama, meditasyon, bir gram yok kafanda, affedersin yani. Tamam canım, sen bilirsin. Ben işe gidiyorum. Sen de istediğin gibi yüksel. Ama yanına bir bez al da hazır yükselmişken avizenin tozunu alırız. Ay çok komiksin canım. Sen böyle dalga geç. Geç. Dalaylama ansızın gelecek, seni çarpıp gidecek. Öyle kalacaksın, göreceksin gününü. Güle güle. Hayırlı işler. Hadi Aslı, konsantre ol. Konsantre. Derin nefes. Titreme geldi. Yüksel. Om.
niye olmuyor anlamıyorum. O kadar konsantre oluyorum, kendimi veriyorum, olmuyor. Yani o acayip acayip kılıklı adamlar yerden havalanıyorlar. Ben hala hiçbir şey yapamadım. Neyse, 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 sakin ol. Sakin ol, derin nefes al, tekrar denemeye devam et Aslı. Hadi, hadi canım, nefes, nefes. Om. 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 Niye olmuyor ya? Niye olmuyor ki? Anlamıyorum Müdür. İnanamıyorum. Ay inanamıyorum ya. Yok hadi kurduk. Hadi. 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 Hemen aşağı inip fıstatı aramalıyım. Kıskançlığından çatır çatır çatlayacak herkes. Herkese anlatacağım. Hadi bakalım inelim aşağı. Hadi. Hom, inmek istiyorum. Aa, inmek istiyorum hom. Allah Allah, kaldım ben burada. Ay canım, böyle saçma sapan bir şey olur mu? Nasıl yükseleceğimi yazmışlar, nasıl alçalacağımı yazmamışlar. Çıtır çıtır sesler geliyor. Kim var orada? Oo. Ne oluyor toprağım? İmdat imdat diye sen mi bağırıyorsun? Yoksa çocuğa mı bir şey oldu? Ay ben bağırdım ama geç kaldın ki yaz. Ay göremedin. Nasıl havalandım bir görseydin. Nereden havalandın toprağım? Ay Atatürk Havalimanı'ndan. Ay nereden olacak ki yaz? Delirtme beni. Tabii ki yerden nasıl havalandığımı gördün mü diyorum. Yerden 2 metre havalandım. 7 cihanın yoga rekorunu kırdım ama bir tane bile şahidim yok. Kahretsin. Ona bak, bekle orada, bekle, tekrar deneyeceğim. Belki yine yükselirim, tamam mı? Tamam, ben bekliyorum. Om, kalkmak istiyorum. Kalkmak istiyorum. Om, bekle orada. Om. Bekliyorum. Hayatım, Hiddet Hanım'ı sen mi davet ettin buraya? Hayır, aslında kendi kendine davet ettirdi. Sanırım bizi sırf yalnız bırakmamak için peşimize takıldı. Ben seninle baş başa olmayı tercih ederdim. Kolayı var, oluruz. Selam. Merhaba Selena. Senden bir şey rica etsem yapabilir misin? Tabii ki yaparım. Seve seve. Güzel. Şu üstündeki kadını alıp biraz uzaklara götürsen olur mu? Götürürüm tabii Selena. Hem de ta Fizan'a götürürüm. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Kemerleri bağlayın. Gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu konakta çok acayip şeyler oluyor. Ben kötülükler prensiyim. Benden hiçbir şey kaçmaz. Her numarayı bilirim. Şimdi bakalım. 1. Uşak suçsuz. 2. Paçman zaten benim saçma olmaz. 3. Geriye bir tek şık kalıyor. O küçük cadılar. Eğer yukarıda birisi saklanıyorsa onu cama nasıl çekeriz ya? Bunu saklandığı yerden çıkartmam lazım. Lanet olsun, sihir de yapamıyorum. Ya düşün insanoğlu, düşün, düşün. Baloncu! Uçan balonlarım var. Bağırma be baloncu. Baloncu! Uçan balonlar. Buyur abi. Baloncu. Buyur abi. Şöyle şişkinlerinden 3 tane balon ver bakayım. Dur! Aynı mahalle kapmışsın sen. Dur bak, çok kötü olacak. Melek! 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 Olamaz, gitmiş, ben de onunla oyun oynayacaktım. Nazlı? Melek! Gittin diye çok korktum, seni çok seviyorum canım.
de seni çok seviyorum. Çok tuvaletim geldi. Benim çok tuvaletim geldi. Tuvalet nerede? Aşağıda. Zıbırık! Soruyordun bu balonlar niye, bu balonlar niye diye. Bak şimdi ne işe yarayacak. İzle. Haydi bebeğim. Haydi çık dışarı. Kalp atışlarını hissediyorum. Haydi. İşte orada. Cıbırık. Haydi gidelim. Kötülük vakti. Uçacaksın, uçacaksın. 2 metre havalanacaksın. Toprağım. Toparlan, toparlan. Ne oluyor be? Uyan, uyan toprağım. Ay uyumuyorum zaten. Sen neredeydin sen? Mutfaktan mı geldin lan? Ya bırak şimdi mutfağı falan. Bu evde çok kötü şeyler oluyor. Uyandırayım. Ay, ay dur içim dışıma çıktı. Dur, dur. Huu. Nihayet durabildin. Allah'ım dur, nereye gidiyorsun Allah'ım? Ay, ay dur. Dur. Seni kiraladığım yere şikayet edeceğim. Bak nerelere getirdin beni. Ya Nazlı'cığım lütfen üzülme artık bu kadar. Selin ne olur Melek kalsın, gitmesin, yanında kalsın ya. Böyle bir şey mümkün değil maalesef bir tanem. Hem herkesin ait olduğu bir yer var, öyle değil mi? Evet Nazlı'cığım. Yani sürekli bizimle kalacak diye indi ya. Sizin için öyle söylemesi kolay. Benim hiç arkadaşım yok. Ya belki buraya yakın oturuyordur. Yani bol bol görüşürsünüz. Değil mi Selena? Melek nerede oturuyormuş Selena? Aslında pek de yakın sayılmaz. Gördünüz mü? Uzakta oturuyormuş. Annemle babam gibi onu hiç göremeyeceğim artık. Nazlı'cığım bir tanem bir de şöyle düşün. Melek'le hiç karşılaşmamış olabilirdiniz. Onu hiç tanımamış da olabilirdin. O yüzden birkaç günlüğüne de olsa böyle bir arkadaş edindiğin için sevinmen gerekmez mi? Ama arkadaşım uzaklara gidiyor. Gerçek arkadaşlar, gerçek dostlar için uzak diye bir yer yoktur. Arkadaşları mesafeler ayırmaya yetmez. Eğer sen gerçekten Melek'i seviyorsan o zaman hep onun yanındasın demektir. Ama onun nasıl yanında olabilirim ki? Gel benimle. Melek'cim sen de gel. Gelin bakalım. Bakın, bu sizin yıldızınız olsun, tamam mı? Melek'i ne zaman özlersen bu yıldıza bakıp konuşabilirsin. Yani Melek beni duyabilecek mi? Bundan emin olabilirsin bir tanem. Hadi bakalım, şimdi beraber üfleyin. Nazlı'cığım artık Melek'in gitme vakti geldi. İstersen hoşça kal de arkadaşına. Güle güle Melek. Seni hiç unutmayacağım. Ben de seni. Akşamları yanınıza bakıp konuşalım, tamam mı? Tamam. Evet. Melek'cim bu kapıyı geçtikten sonra evine varmış olacaksın. Tamam mı? Selam, Melek nereye gitti? Adresini sağ olsaydık. Ona mektup da yazardım. Soyadını bile bilmiyorum. Sahi Melek'in soyadı neymiş Selena? Onun soyadı yok. Nasıl yani? Şey kızlar aslına bakarsanız... İsmi de Melek değil. Anlamadım, nasıl yani? Ama adının Melek olduğunu söylemişti. Nazlı'cığım onun gerçek adı Selena. Ne? Yani... Evet. Melek aslında benim küçüklüğümdü. Senin ne kadar yalnız olduğunu, arkadaş istediğini fark edince... ...en iyi arkadaş benim küçüklüğüm olur diye düşündüm. Seni çok seviyorum. Ben de bir tanem.
Serena, ben de küçüklüğümü görmek istiyorum. İşte bu maalesef imkansız. Ne oluyor Kinyaz? Aslı bacım, gözlerimin içine bak. Ne görüyorsun? Çapak. Başka? Ne görüyorum? Güç, hırs, bilgi, karizma. Ama bilmediğim bir şey daha var. Kızlar odalarında birisini saklıyor. Kimin? Nerede? Ne diyorsun? Ya isim, şehir, hayvan, bitki oynamanın sırası değil. Çık yukarı, kendi gözlerinle gör. Çünkü sen olsun. O muyum? Kimim? Ne diyorsun ya? Ne diyorum ben ya? Ne? Benim de kafam karışık. Heh, bildiğim tek bir şey var. Kızlar yukarıda birisini saklıyorlar. Güvenli bir kaynaktan. Ne olur ismini sorma, söyleyemem. Aa, kim? Söyleyemem. Yani? Yani çık onlara da kim olduğumuzu göster. Kimse sana senin evinde köy korkulu gibi davranamaz. Bu sesi tanıyayım. Ne korkuluk? Korkuluk nereden çıktı? Korkuluk. Bir, köylerde olur. İki, kargaların korkulu rüyasıdır. Kargalar. Üç, şeyle durur. Kafasına mevsimine göre şapka takar. Dört, bazen umurumda olmaz, takmaz. Ay yeter Kinyas. Yürü Allah aşkına. Evet, yürüyelim. Buyurun. Ay uçtum ya biraz önce ondan. Hamilelik yapıyor, buyurun. Yukarıda. Geliyoruz. Bekleyin, geliyoruz. Kızlar, bu Aslı yengen sesi değil mi? Evet. Ben hemen kayboldum. Neredeler? Hani nerede? Nerede? Bu spalar odalarında başka bir spa saklıyor. Nerede kız? Hani nerede? Ay ne oldu yengecim ya? Ya yengecim deme bana, yengecim deme, çok beni rencide edeceksin. Her sebebi yenge diyorsun canım ha. Ay yavaş düşüreceksin. Ekrem kızacak sonra. Bana bakın beslemeler. Siz kendiniz yetmiyormuşsunuz gibi. Başka bir besleme daha mı getirdiniz buraya? Yok. O nereden çıktı ki? İnanma bunlara, ben gözlerimle gördüm. Yalan söylüyorlar. Eğer o velet bu odada değilse benim kulaklarımda köyde karakaşanın kulağı gibi olsun. İyi de nerede o zaman? Hani nerede Kinyaz? Ya inan toprağım, gözlerimle gördüm diyorum ya. Ay inanmıyorum sana ya. Hakikaten inanmıyorum yani. Ben aşağıda yani 7 cihanın yoga'da yükselme rekorunu kırmış gel senin yaptığına bak. Hamile koştura beni buraya getirttirdin yani. Boş vakit kaybediyorum canım. Ya inan bana, gözlerimle gördüm toprağım. Ay bana toprağım deme vallahi, istemeden seni rencide edeceğim. Ne oluyor ya? Niye gülüyorsunuz? Kinyaz, senin kulaklarına ne oldu? Ne oldu benim kulaklarıma? Ay karnım acıdı Kinyaz. Ay kulaklarıma bakın Allah aşkına. Benim kulaklarım eşek kulağı olmuş. Ay ne eşek kulakları gibi. Yani bir anırmadığın eksik Kinyaz. Değil mi? Ne oluyor ya? Ay çocuk, hoş geldiniz. Siz gülmeyin yalnız. Çakın. Sene